İşte işte Okay var. Şu anda İspanya'da oynuyor. Birçok oyuncu var. Ama Taylan bence en modern ve en sevimli yani en efektif profil olarak karşımıza çıktı. E, ve de İran yılın... Şenol Hoca da böyle düşünecek mi? Kesinlikle böyle düşünüyordur. Hocam erkek kalkmış kalkıp izliyorsa ricamız olsun. böyle yani görmemek mümkün değil. Artık gösterdi Taylan kendisini. Yani hocayı bu anlamda sorgulamayalım. Tabii, tabii ki de. milli takıma bir oyuncu almak bir süreçtir. Yani sabah yattın. Oyuncu akşam iyi oynadı. Ertesi gün milli takıma al olayı değil tabii ki. Yani... Tayland'da da şöyle bir durum seziyor musunuz? Onu da sorayım Hayri Beşer. Ee, ben her milli takım dönüşünden sonra Tayland'ı biraz daha hırslanmış görüyorum. Ya zaten hani profil o. Yani adam hırs küpü. Çok hırslı bir oyuncu. Ee, fakat o hırsı da profesyonelliğin potasında tutmayı da gayet iyi beceriyor. Yani problemli bir profil de değil. Evet. Bu çok önemli. Hem Galatasaray için hem Türk futbolu için. Allah nazardan saklasın. Bak şimdi Galatasaray'ı değerlendirirken sezon başında işte o Fenerbahçe'nin yaptığı müthiş diyelim yani özellikle nicelik olarak müthiş, nitelik olarak da iyi diyeyim, abartmayayım. Nicelik olarak müthiş harika ama harika transferler. Yani <laughs> nicelik olarak çok fazla. Evet. Ama harika demeyelim de iyi diyelim. İyi transferler. İçlerinde belki harika oyuncular da var ama... Hayır o dönem hepimiz harika transferler diyorduk. Tabii ki kağıt üzerinde öyleler ama... Ya ben e, iyiden bakalım. öteye geçmedim. Peki. Yani hala oradayım. Tamam. <laughs> ama bu şöyle bir e, durumu meydana getirdi. Yani Galatasaray ve Beşiktaş'a e, bakışı yanlış bir algıya taşıdı. Yani sanki Fenerbahçe... Bu kadar fazla ve iyi oyuncu transfer edince yani Galatasaray darmadağın olmuş. Beşiktaş bir çare takıma dönmüş gibi bir algı oluştu. Bu fevkalade yanlış. Galatasaray zaten iyi bir takım, hatta çok iyi bir takım. Yani bana bir takım verseler hangisini istersin? Herhalde Galatasaray'ı seçerim. İlk 11 itibariyle söylüyorum özellikle. Temel eksiklik Galatasaray'ın defansif orta sahasıydı. Etoba alındı. Acaba o ihtiyacı giderir mi ee, soru işaretleri vardı. Ama eldeki oyuncu yani bazen sizin evinizin içerisinde o yetenek vardır. Evet. Fakat onu görmek için e, demek ki camı açıp dışarıya bakmak gerekiyor. E, bu şekilde Taylan ortaya çıktı e, ve Galatasaray'ın en problemli görünen bölgesini belki de en güçlü mıntıkası haline getirdi. Bu da Galatasaray Tabii çok şey Galatasaray kazandırıyor. Galatasaray o bölgeye transfer neden yapmıyor diye eleştirirken, orta saha, iki orta saha transferine ihtiyacı varken, hatta Eteboy'u konuşurken yerinde bir hamle yaptı diye, geri kulvardan Taylan <laughs> gelip bize Eteboy'u da unutturdu. E, ve orta sahaya bir Taylan'a bu kez partner aramaya başladık. Taylan partner olur mu diye konuşurken, şimdi biz Taylan'a partner aramaya başladık. Ee, Sabah gazetesinin yine 21. sayfasında e, hocanın açıklamaları var Fatih Terim'in. Türk oynatınca konuşulmuyor başlığı atılmış. Biz konuştuk ama konuşulmuyor herhalde. Yabancı kuralının değişmesi gerektiğini söyleyenler bana izah etsin. Gerçi ben Türk oyuncu fazla oynatınca konuşulmuyor da biz bir nesil ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı hoca dün akşam. Karşılaşmanın ardından katılır mısın? Evet. Yabancı konusuyla ilgili özellikle hoca bunu her defasında söylüyor. Her defasında söylüyor. Ee, bizim getirdiğim yani hocanın o zaman e, milli takımlar koordinatörü getirdiği o kural e, şuydu. Türk oynat ama yabancı serbestliği neredeyse vardı ama Türk oynatma zorunluluğun vardı. Hoca her seferinde bunu tekrarlıyor. Dün akşam da yine bunu tekrarladı. E, hoca tabii patent hakkını kendisinde gördüğü için... Sürekli açıklama gereği e, duyuyor. Bu konuda açıklama yapıyor. Ya yani, Hoca biraz iğnelemeyi de sever. E, orada topu ayağına aldıysa onu da iyi kullanır. E, onu yapıyor, ona da hakkı var. Şunu söyleyeyim, e, yabancı meselesiyle ilgili. E, tekrar altını çizmek olsun. Aslında şu anda işte Türkiye'de futbolu yönetenler, futbol adına karar verenler, futbol federasyonu e, muhtemel ki bu işe kafa yoruyor ve bu konuda aldıkları bir karar var. Ama yine de şu hatırlatmayı yapalım, sen de altını çizdin. Hı hı. Bir defa yabancı mecburiyeti yok, yabancı serbestisi var. E, yani bir takım 14 tane yabancı oyuncu transfer etme hakkına sahip. Ama hiçbir yabancı oyuncu da transfer etmeyebilir. Yani kadrosunun tamamı yerli oyunculardan kurulursa burada bir sıkıntı yok. Buna karşılık en az 14 tane yerli oyuncu kadrosunda bulundurma mecburiyeti var. Şimdi buradan bakmak lazım. Yani kuralı bir defa doğru okumak lazım. İkincisi burada işte Fatih Hoca'nın da altında imzası olan bu kural getirilirken Belki bazı müeyyideler daha katı bir şekilde uygulanabilirdi. Bunun bir çok defa altını çizdim. Yine kısaca özettiğim. Mesela altyapıdan bulunduracağınız oyuncu sayısını yukarıda tutabilirdiniz. Evet. Tıpkı Almanya'nın yaptığı gibi. Mesela Almanya'da bir takım en azından 8 tane altyapı oyuncusu kadrosunda bulundurmak zorunda. 24 kişilik kadrosunda. Bizim 28 kişilik kadromuzda bu kaç kişi? 2 mi 3 mü ya da? 2 çok az tekrar e, Fatih Hoca'nın açıklamalarını bir tam sayfa ekranlara getirelim. Sabah gazetesinin 21. sayfasında bahsetmiştik. Bir de e, Fotomaç gazetesinin 4. sayfasında da yine e, açıklamaları var. Terim oyundan da skordan da çok memnundu. Gurur verici başlığı atılmış. E, 3 maçtır ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Keşkelerimiz ilklerimiz var. Sonuçta oyuncularım kutlanacak iş yaptı kendilerine teşekkür ediyorum. E, bu beni çok sevindiriyor ifadelerini kullandı hoca. Özellikle yabancı konusuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar hem dün Kerem Aktürkoğlu'nun e, gol atması, hem Oğulcan'ın e, asist yapması ama gol hanesine de yazılabilir Oğulcan'ın. Tabi e, tabii yabancı sorularını yine hocaya sordurdu. Yani yabancı meselesiyle ilgili söylemek istediğim şu. Burada yani yerli oyuncuya daha fazla takımlarımızın yer vermesine yönelik bir takım teşvik edici uygulamalar olmalıydı. Evet. Aslında vardı uygulanmalı, uygulanmadı. E yine olabilir. Yani altyapıdan bulunduracak oyuncu sayısı artırılabilir. Hatta takımlara bizzat kendiniz yetiştireceksiniz mecburiyeti getirilebilir. Altyapı hocalarının e, hem Kazançları, hem yeterlilikleri, hı hı. içinden geçtikleri formasyon ele alınabilir. Yani birçok şey yapılabilir. Bunlar yapıldıktan sonra inan Ceyda, e, yani yabancı kısıtlamasına gerek kalmaz. Neden? Bak Almanya çok iyi bir örnek. 2006'da bunu yapıyor Ceyda. Ay. Yaptıktan sonra yani yabancı serbestisi getiriyor. Tıpkı bizim gibi %50 %50 yapıyor onlar. %50 yaptıktan sonra yabancı serbestisini tam tersi Almanya'da yerli oyuncuların e, skora, oyuna katkıları artıyor. Mesela %35 gole katkıları Bundesliga'da %50 ve üzerine çıkıyor. Yani bu yaşanmış, uygulanmış ve sonuç alınmış bir örnek. Dolayısıyla burada ket vurmaya gerek yok. Ben Şenol Hocam'ın da Futbol Federasyonu'nda bu anlamda bakış açısını, görüşlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Yapılması gereken tekrar söylüyorum. Yerli oyuncu yetiştirmeyi, yerli oyuncu oynatmayı teşvik eden bir model ama yasak yasaktan kısıtlamaktan uzak kalınması gereken bir model. Özetle bir hoca da zaman zaman bunun altını çiziyor. İşte yerli oynatmaktan vesaire bahsediyor. Ama oynatalım. Yani elimizdeki oyuncular o potansiyele sahipse oynatalım. Hı hı. Yani Taynal'ı oynattık, sonuç alıyoruz. E, Kerem'den sonuç alıyoruz. Evet. Gol attı kendisi açısından. Oğulcan. E, Oğulcan'dan sonuç alıyoruz. Bunlar zor şeyler değil. Çünkü Türk futbolu tarihindeki en görkemli başarıları yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrolarla yaptı. Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğunu hatırlayalım. Devam eden yıllarda milli takımımızın dünya üçüncülüğünü hatırlayalım ve birçok başarıyı hatırlayalım. Biz bu başarıları yerli oyuncularımızla, kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla yapabildik. Şu anda daha iyi imkanlara sahibiz. Futbolla ilişkimiz daha bilimsel, daha akademik. Bilmi, teknoloji, her türlü imkanı çok daha iyi kullanıyoruz. Avrupa futboluyla aramızda artık antrenman teknikleri açısından çok önemli farklar yok. İş buraya gelmişken biz kısıtlamalarla değil başka şeylerle uğraşmalıyız. Dolayısıyla da işte hoca çağla şeyi Oğulcan'ı oynattı, hoca Kerem'i oynattı diye de övgü dizmemiz, dizmemize de gerek kalmaz.